Az önce kardeşime şöyle söyledim. Çok da şık oluyor. Bak şöyle söyleyeyim kardeşime. Bakın şöyle. Şimdi aynen basına dağıtmışım. Esnaf aşısını yapıyor diye. Çok da güzel olur. Şu an kol uyuşması olduğundan dolayı ben kendim işim biraz ağır. O yüzden şu anda olmazsam olur. Doktor hanım burada. Burayla alakası yok. Yatıda ilerleyecek. Ya, yatıda nasıl açılacak? Evet. Nasıl olacak? Başkanım açılmaz. Bizim vaka sayıları her gün artıyor. Sayı düşüyor bizim. 140 tane pozitif demek bu ilde esnafın bir 15-20 gün sonra tekrar kepenkleri kapatması anlamına geliyor. Siz bilirsiniz. Ben de esnafım. İlk ben gitmişim vurmuşum. Yani aşırı. Gerçekten faydası var. Koltuğu taşınız oldunuz mu? Olduk efendim. Ne zaman? Yakınlarda 2 hafta önce. Tamam. O 6 haftaydı eskiden 4'e indi. Aldım efendim. 4'e döndü, düştü 4 hafta. 29 Temmuz'du. 29 Temmuz'a geri aldım. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz siz. Çok teşekkür ederiz. Allah şifa etsin inşallah. Allah çok teşekkür ederim. Ben ricam esnaf arkadaşlarımızı, ailenizi de aşıya getirdim. Hepsi, benim ailemde hepsi yaptı efendim. Hani şunu söylemem gerekiyor. Siz ne kadar çok hoşlanırsanız o kadar çabuk normalleşiriz. Yani bakmayın şimdi açıldığına vallahi Eylül'de gene herkes kapıları da sildirecek. Ama Allah devletinize zeval vermez. Kapımıza aşı getirmiştir. Ne olacak yani? Kim bulabiliyor ki biz bulalım abla? Yani çünkü dünya savaşı çıkmak üzere aşı için. Yani Yani siz sıvı almıyorsunuz, vücudunuzda o hastalığın mikrobunu alıyorsunuz ki vücudunuzdaki antikorlar o mikropları tanısın, o artık mikrop asıl virüs geldiğinde ona karşı savaşabilsin. Kasiyersiniz. Hep patladım. Fena oldu ben. Yok. Boş baktım ama gerçekten evet. Bizleri de çağrımız budur. Halk Sağlığı Başkan Yardımcımız Sayın Büşra Hanım'la biz şehri esnafı gezdik, taradık. Esnaf sanatkarımıza bir an önce aşı yapması gerektiğini, aşılarını yapmayan esnafımızın yanında çalışan personeller dahil olmak üzere herkesin aşısını yaptırması gerektiği çağrısında bulunduk. Esnaf sanatkarımızın da bu anlamda duyarlı olduğunu gördük. Duyarlı olmayan ya da yeteri kadar işi kavramayan esnafımıza da sağ olsun halk sağlığımız vesilesiyle, hocamız vesilesiyle anlattık, aşının önemini anlattık. Biliyorsunuz artık bugüne kadar yaklaşık bir yıldır ekonomi duruma noktasına gelmişti. Eğer ki biz sürdürülebilir bir ekonomi istiyorsak, esnaf sanatkarımızın tekrar canlanmasını istiyorsak, evine tabiri açıksa evine ekmek götürmesini istiyorsak herkes aşısını yapmalı. Çağrımız budur. Lütfen esnaf ve sanatkarımız, tüccarımız, yanında çalışan herkes aşısını yapsın ki bir an önce hayat sürdürülebilir bir durum oluşsun. Çünkü normalleşme dediğimiz şey ancak ve ancak aşıyla olur. Aşı yapmadığımız sürece normalleşme olamaz. Şimdi 2-3 ay sonra tekrar kapanmayla karşı karşıya kalmamamız için şimdiden aşılarımızı yaptırmak zorundayız ve yaptırmalıyız. Kısa bir süre içerisinde zaten biliyorsunuz Türkiye sınır kapısı, Kapıköy sınır kapısını açtı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bununla ilgili talimatlarını verdi. İran'da kısa bir zaman önce seçimler vardı, seçimler de bitti. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Kapıköy sınır kapısı açılacak. Kapıköy sınır kapısının açılmasıyla Van'da yerli turist ve artı yabancı turist birbirine endeksli olarak bir çalışma başlayacak. İç içe olan bir karmaşalıkla Covid'in artması söz konusu. Yarın turistin buraya gelmesi demek 500 bin insanın, 1 milyon insanın birdenbire Van'a gelmesi demektir. Bu anlamda esnaf ve sanatkarımız kesinlikle aşısını yaptıracak ki karşılıklı bir çalışma, bir ticaret sürdürülebilir bir ekonomi olsun. Çağrımız budur. Lütfen ama lütfen aşılarımızı yaptıralım. Neyiniz olurdu bu anneniz, kardeşleriniz? Hadi hemen hepsini yarın getirin, alışveriş niyetine buraya çıkarın. Getirin, artık normalleştik.